Evet, değerli hocamız, değerli yazarımız Yunus Güldemir ile birlikteyiz. Sayın hocam, yazdığınız birçok kitap var, hikaye var, şiir var, Roman var, roman araştırma var. var, araştırmalarınız var. Bunlardan Bıldır şu an önümüzde. Bıldır'dan önce sizi bir tanıyalım, sonra Bıldır'ı tanıyalım. Evet. Bizi izleyen, dinleyen, Gerede'li internet severlere yüksek saygılarımı sunarken aynı zamanda Gerede yönetim sevgililerine de yüksek saygılarımı arz ederim. Benim Bıldır adlı kitabım. Evet hocam. Şimdi kitabı ben baştan tanıtmaya çalışayım. Baskı tarihi 1999, 98, baskı sayısı 1000, basım yeri Kemal Matbaacılık Limited Şirketi Bolu. Kitabın girişinde şöyle demişiz. Ocak 26 Mayıs 1998. Aslında unutulmuş, duyulmuş, duyulmamış şiirler Bıldır. Bıldır'da o kadar güzel şiirler var ki onları arayıp bulmak, hele hiç söylenmemişleri gün yüzüne çıkarmak şiir yazmaktan daha güzel. Geçmişin anılarında kalmış güzellikleri her zaman bulabileceğimiz boş zamanlarda okuyarak düşünmek, geçmişte ve bugün de yeniden yaşamaktır diyenler doğru söylemişler. Bıldır, halk konuşma dilinde çok samimi, ruhun derinliklerine inerek muhabbetlerde kullanılan geçen sene anlamında bir kelimedir. Onu ben gerçek konuşma hayatımda kullanmayı beceremedim. Çok sevdiğim için de yaşatmak istedim Bıldır'ı. Bıldır'ı okumak, yaşamak, yaşatmakla geleceğe yön verecek güzel ipuçları bulacağından hiç şüphesi olmayan biriyim. Her geleceğin bir gün Bıldır olacağını da biliyorum. Gelecek de bir gün gelecek diyenler doğru söylüyorlar mı acaba? Siz ne dersiniz? Derin muhabbetlerimdir. Şimdi kitabın sonuna aldığım kısacası hayatımı tanıtan yazarı okuyayım. Evet hocam. Yunus Güldemir 1953 yılında Ipucak Köyü'nde doğdu. Anasının adı Fatıma, babasının adı Yunus'u. Geçimini topraktan sağlayan küçük bir çiftçi ailesinin 6 çocuğundan en küçükleridir. Babası onları çiftçilik ve hamallık yaparak büyüttü. Çocukluk yıllarını kaz, sığır çobanlığı, tarla işlerinde ailesine yardım etmek gibi işlerle geçirdi. İlk öğrenimini kendi köyünde, orta öğrenimini Eskişehir Yunus Emre'deki öğretmen okulunda tamamladı. Sırasıyla Çorum'da, Bolu'da, Almanya'nın Nürnberg kentinde öğretmenlik yaptı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Ön Lisans bölümü mezunu olan Yunus Güldemir, askerliğini Genel Kültür Öğretmenliği dalında görevi başında tamamlamış olup evlilik çocuk babasıdır. Şimdi de yazı hayatımı kısaca şöyle, çok uzun olmayan yazı hayatımı okuyayım biraz. Alalım hocam. Yunus Güldemir'in ilk yazısı Biz Neden Ağlıyorduk? Yunus Emre'lik Öğretmen Okulu yayın organı Emre Gazetesi'nde yayınlandı. Sırasıyla Hitit Gerede Lisesi, Gerede Olay, Esentepe Haber, Bolu Üçtepe adlı mahalli gazetelerde Türk Edebiyatı, Diyanet, Milli Fikir, Mavi Kırlangıç, Somuncu Baba, Diyanet Çocuk gibi dergilerde şiir ve hikayeler yazdı. Bir ara grafiker öğretmen Ahmet Yozgat ile birlikte Diyanet Çocuk Dergisi'nin Bilbul sayfasını hazırladı. Emekli öğretmen olan Yunus Güldemir, doğduğu köyde yaşamakta, araştırma, inceleme, edebiyat ve resim yazı sanatı uğraşmaktadır. Aynı zamanda Gerede Gazetesi'nde ve Gerede Haber İnternet Gazetesi'nde yazmaktadır. Şimdi buraya kadar kendimi tanıttım. Yazmış olduğum yazıları okuyarak. Şimdi çalışmalarımdan bahsedeyim biraz. Alalım hocam 17 çalışmalarınızı. tane olan çalışmalarım beni biraz yordu. Fakat bundan sonra ileride yine bunlardan sonra yazmayı düşünebilirim. Yorulmak yok yani hocam. Yorulmak yok. 17 çalışmam. 1. Gel gidelim bizim köye. Araştırma, inceleme. 2. Ey dertli şiir. 3. 42. şiir. 4. Dönüş şarkısı şiir. 5. Mavi yolculuk şiir. 6. Son şiir şiir. 7. Boyunduruk parası roman. Alman yanıları. 8. Seni anıyorum baba hikayeler. 9. Bıldır şiir. 10. Gün yeri şiir. 11. Pınar'a benze şiir. 12. Küçük kök ay düşü şiir. 13. Çalıca şiir. 14. Küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymak şiir. 15. Gel şiir. 16. Hiç kalem tüm şiirler. 17. Çöl çiğdemleri, hac çiğdemleri. Şimdiye kadar yaptığım bu çalışmalardan sadece Bıldır'ı ve iki tane küçük hikayemi yayınladım. O küçük hikayeyi ben hatırlıyorum hocam. İlkokuldayken biz aldık okuduk onları. Tamam. Evet, Çok çok güzel değil küçüktük. mi? Çok küçüktük. He. Sizi merak ediyorduk o zaman. Şimdi Ya beraber tamam. sohbet ediyoruz. Tabii sohbet ediyor. Ya yazdıklarını beğenmeyen yazar olamaz.
Evet. Biz beğeniriz yani yazdıklarımızı, onun için yazarız. Yani. Biz de beğeniyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi istersen Yasin Bey, Bıldır'dan, yani halkımıza mağrur olmuş Bıldır'dan. Evet. Bir iki şey okuyalım. Bir iki mi okuyalım, çok mu okuyalım? Valla gönlümüz el verdiğince okuyalım hocam. Şey, Gerede'den başlayalım. Gerede'den başlayalım hocam. Vurgun şiirini 47. sayfada. Acelesi yok değil mi Yasin Bey? Yok hocam. Tamam. İrfan Tabak Beyefendi'ye vurgun. Gerede'nin boranlıdır dağları. Dumanına boranına vurgunum. Yeğni yeğni yağar yağmur baharda, 42. zamanına vurgunum. Torunundan ni söyler yineler, tezgahlarda kilim dokuran alar, bakışında düğüm düğüm sineler, ipliğine şömenine vurgunum. Avuç açmaz, avuç satar dedesi, ahilinde felek vurmuş dizesi, kimlere ah kime dua edesi, çilesine dermanına vurgunum. Muhabbetçi, sohbetçidir gurbetçi, erenleri yaylasında nöbetçi, ozan dertli fihanisi hikmetçi, töresine fermanla vurgunum. Tarih olur bilmese de insanım, gönüllerde şüphesizlik dermanım, güldemirim enginlerde irfanım, şükrına kirmanına vurgunum. 4 Eylül 1995 gelene. Şimdi Eylül ayındayız. Evet. İki güzel şiirim daha var. İnşallah siz de güzellersiniz. Okuduk biliyoruz, güzel de evet. Dinleyicilerimiz, izleyenlerimiz de İnşallah beğenir inşallah. Eylül. Altı şiir okuyacağım. Bu da tam zamanı. Eylül ayındayız. Bu şiirimi ben Yunus Emre Dilek Öğretmen Okulu müdürlüğü yapmış zamanımızda. Şimdi daha sonra Milli Eğitim Baş Müfettişi olan Hasan Bozal hocamın esinleriyle yazdığım bir şiir Eylül. Evet hocam. Esin boyutuna yücelip onunla esinde buluşup ondan nazireler alarak, tazminler alarak yazılmış bir şiir Eylül. Evet hocam. Kızıl saçlarını salıp rüzgara, toprak gönülleri bağlama Eylül. Hüzün sağanak sağanak benim içimde, içime dolup da ağlama Eylül. Yaşlı ağaçların dalları yorgun, kınalı yapraklar sevdalı vurgun. Bilirim koy vermez sadığın sargın, yenilen sevdaya bağlama Eylül. Eylül'de sarılar deliye cinnet, renkler aleminde kalanı cennet. Seninle bağlanmış ruhumu elet, burundan görücü eyleme Eylül. Eylül dalda sarı, yerde sarısın, aynada sonbahar ayvasın varsın. Ozanlar sevdası, piller yarısı, kırları yolları çiğdeme Eylül. Gül demir esinden, esin Eylül'de, İlzamlı yasın değil gülünde, yarını arayan tavrı gülünde, hallerde sellerde çağlı Eylül. Bir Eylül daha var, onu da okuyalım istersen Yasin Bey. Alalım hocam. Bu da sizin sesinizden dinlemek daha güzel olur. Bu da Eylül. Eylül, yüzün başı bir beslenen düş, cıvıl cıvıl çocuk kuş sesi Eylül. Bahçelerde oyun, yollarda gülüş, ayrılık kavuşma bu sesi Eylül. Ayrılık kavuşma der pencereden, Eylül görene bir her pencereden, yaprağın sarısı yağar pencereden, daralan ruhların nefesi Eylül. Yollara, dallara düşen her yaprak, gençlere vuslattır yaşlıya firak, göze inen duman, saça düşen ak, sonsuzun yüzünü bestesi Eylül. Eylül biliyorum önü gelen kış, önü gelen bahar zamanda akış, kül rendi kör duman al sarıya kış, sevdalı ruhların sinesi Eylül. Gül demirden Eylül bir yayla sisi, son kuşların dansı elveda sisi, kırkların bayramı üçler tepesi, çağlayan ruhların seması Eylül. Eylül 1997 Ocak. Tarihli bir şey. Ben her şiirime yazdığım yeri ve tarihi yazarım. Belgesel olsun diye yani.
Gayet güzel hocam. Şimdi yayla dedik, bir de yayla ile ilgili şey okuyalım. Okuyalım hocam. Arayalım, bulduk. Onu bul. Burada tevriye sanatı var. Yani onu bul derken bir beşeri aşk da düşünülebilir, ilahi aşk da düşünülebilir. Fakat biz bunu ilahi aşka mesajladık. Evet hocam. İlahi aşk için mesajladık, yazdık. Onu bul. Bu o. Hem beşeri aşk olabilir, ilahi aşk olabilir. Evet o. Hocam. Yani yaratıcı o. Evet. Fakat biz bunu ilahi aşk, boyutunda, ilahi aşk boyutunda yazdık. Sevda sevda nazlı bahar yaylara, sarı fistan giymiş alana belen, bir pınar başında gönlün eğlenen, rüzgarla söyleşen diline belen, ardıç kokusunda toz yolların, yayla çekip kokar gülü ellerin, yağmur sonu yere inmiş tüllerin, çalıları saran koluna belen, kuşların türküsü aşık dilinden, yaratan güzel de anla halinden, çobanın heybesi yayla gülünden, dallara kış nakış mühne belen, sevda sevda nazlı bahar yaylana, güzel gözler güzeli gör anada, ötelerden bir muştu var burada, onu bul melekler eline belen, renkte aşk kurusu çiçeğin türü, çobana kutu olmuş bir garip türü, gül denir, esinden geçmişindir, esinde geçmişindir, yayla ol yayla da kühne belen, 1 Mayıs 1998. Yaylalardan doğru batıya inelim, batıda Yeni Çağ Gölü'nü göreceksiniz yaylalardan baktığınız zaman. İsterseniz Yeni Çağ Gölü'yle yazdıklarımızı okuyalım. Sizin köye de çok yakın değil mi hocam? Çok yakın. 6 kilometre falan. 6 kilometre. 6-7 kilometre falan. Yalan söylemeyelim. Yani Gerede ile Yeni Çağ'ın ortası Ipırcak diyorsunuz. Ipırcak köyü. Evet. Oradan bak. Ipırcak'tan Yeni Çağ Gölü nasıl okumak falan. Bir de Guldan köyünden. Bir de Guldan köyünden. Var. Bakışımız var. Şimdi burada mesaj edeceğim. Geri geldikçe. Hocam bir sohbetimizde de bu Yeni Çağ Gölü'nü değerlendirirsek. Olur. Çağ Gölü şiirlerini okuruz. Evet. Bir sohbetimizde de Çağ Gölü'nün oluşumunu, hikayesini tamam. Paylaşalım dinleyenlere. Cetasan'da var onu okuyabilirim. İnşallah. Başka bir zaman. Başka bir zaman hocam. Çağ Gölü. Sarı çiğden bahar senin. Çağ Gölü, Çağ Gölü. Tomurcukta ağaç dalı. Çağ Gölü, Çağ Gölü. Yıllara kar mevsim döner. Dolmuş göle coşmuş pınar. Ovada göl suya kanar, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Akşam soğuk, sabah ayaz, yeni doğan güneşten az, kıllar resim siyah beyaz, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Orman dibi, kurdan köyü, kışta ayaz ilk yaz büyü, boz bulanık karlı suyu, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Alakarlı dağlar siste, gökler beyaz tül kafeste, gül demirin can nefeste, Çağ Gölü, Çağ Gölü. 22 Nisan 1997 Kuldan Köyü Yeni Çağ. Şimdi başka bir şiirim var. Birkaç tane var bu Çağ Gölü. Evet. Geçen hafta Gelere Gazetesi'nde bahsettik Çağ Gölü yazımızda. Oradan da okuyabilirler. Şimdi bir yandan da hocam tanıtım yapmış oluyorsunuz tanıtım bu yaptım, şekilde. Tabii. Zaten bir oranın çayının görevidir çevresini tanıtmak. Mısralarla tanıtıyorsunuz. Tabii mısralarla tanıtıyoruz. Biz de çekerek tanıtıyoruz hocam işte tabii. Kameralarla. Ne güzel, ne güzel. Şimdi Çağ Gölü'nü okuyorum. Peki hocam. Bir efsane köy batıran, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Yiğit boğan çocuk alan, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Zemheride üstü kızar, akılsıza buzu tuzak. Doğal kimya sazı tezel, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Orhan Veli kayıt gezen, mısralarla resim çizen. Üstü köpük gibi sazan, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Seher yeli sarı çiçek, aşkta sevda öbe göbek, yamacında dertli gerçek, Çağ Gölü, Çağ Gölü. Sevda üstü gülde birim, dilde birim, halde birim, bana rehber peygamberim, Çağ Gölü, Çağ Gölü. 22 Nisan 1997 Burcak. Evet. Maşallah. Teşekkür ederim. Ha, biraz önce bir şey sormuştunuz bana, yayınlanması için falan. İstemiyorum. Evet. Hocam dediğim gibi kitap şu anda kimsede yok. Yani satışta yok daha doğrusu. Evet. Şu an 1000 tane kitap basılmış ve herkes hediye veya bir şekilde temin etmiş. Evet. Ücretli satılmamış bir kitap. Evet.
İlerleyen zamanlarda sponsor veya bir yayın evi yayınlanmanızı istese bu kitabı tekrarlar mısınız? Hemen. İkinci baskıya alır mıyız? Hemen bastırırız. Zaten idealimiz de o, amacımız da o, hedefimiz. Çünkü yöreyi tanıtan şiirsel, evet, gayet güzel, hoş bir kitap. Evet, inşallah. İsmi de bizi anlatıyor. Güçlü bir yayın evi bulursak tanıştığımız zaman bütün eserlerimizle beraber yansırız inşallah. İnşallah hocam. Markamız isim olur inşallah. İnşallah. Biz şöyle yazalım da. Çağrı Gül'ün sonunu okuyayım, son şiirini. Peki hocam. Cıvıl cıvıl kuş cenneti, Çağrı Gül'ü Çağrı Gül'ü, sevdalıya yer cinneti, Çağrı Gül'ü Çağrı Gül'ü. Ölümsüz aşk kavaklarda, yalan sevda yapraklarda, beden erir topraklarda, Çağrı Gül'ü Çağrı Gül'ü. Sana bakar evim köyüm, sensin düşüm sensin duyum, yıldızlarım doğanayım, Çağa gülü, çağa gülü. Çile ve çal çeleleri, yedi eren çileleri, ay ve sevda haleleri, çağa gülü, çağa gülü. Düşünde duy derin derin, sonu çıkmaz da kederin, adı Yunus Güldemir'in, çağa gülü, çağa gülü diyerek sözlerimizi bitirelim. Daha çok güzel şiirler var. İnşallah. İnşallah bir daha baskıya giderse halkımız da güzel bulur inşallah. Meşhur olur şiirlerimiz. İnşallah. Bestelenebilir. Zaman zaman Ramazan zaten... Çelik falan besleyebilir meşhur. İnşallah. İnşallah. Zaman zaman biz de yayınlamaya çalışıyoruz zaten. Yer vermeye çalışıyoruz, evet, köşe yazılarınızla birlikte. Evet. İnşallah Bıldırı'da. Bıldırı, ha. Şu şekilde bir kitapçı. Bıldırı'da inşallah tüm izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz tanıma fırsatı, okuma fırsatı bulur diyorum. Hocam. Kitabı bulma fırsatları olursa okusunlar. Tavsiye ederim. İnşallah hocam. Güzel duygularımız var. İnşallah. Evet. Hocam Gerede Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak size çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, halkımıza yüksek saygılarım var. Allah razı olsun. Yönetim şeklinde de saygılarım var. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim.